Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz müminlerin altı özelliği. Müminlerin tabii çok özellikleri var. Bu akşam bizim konumuz altı özellikleri. Mevla buyuruyor bizlere Tevbe 71'de. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin erkekler, mümin kadınlar. Mümin iman eden anlamına geliyor. Amen yümin eden, iman eden. Ve müminatı mümine kadınlar. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar meydana geliyor. Bir insan kalben İslam'ı bilse, hak olduğunu bilse bile, diliyle bunu ikrar etmeyince mümin sayılamıyor. Mesela Ebu Talip, Peygamber'e inanıyordu, hak peygamber olduğuna. Ama onur, gurur meselesi yaptı, dille bunu söylemedi, mümin sayılmadı. Mümin erkekler, mümin kadınlar. Bağlıhum, evliya bağlıhum. Bunlar bazısının velisidir. Yani birbirinin velisi. Veli, dost anlamına geliyor. O kişinin üzerine her şey alan demektir. Mesela velisi olur çocuğunun. Onun her şeyine ilgilenir. Demek ki mümin erkekler, mümine kadınlar, bunlar birbirinin dostu. Dost, düşmanın zıttı yani. Dostudurlar bunlar. İslam'da ayrım olmuyor burada erkek kadın arasında böyle. Erkek olsun, kadın olsun, ehli imansa, birbirinden velisi bunlar böyle. Peki ne yapar da veli olup da işte bunlar nedir görevleri? Yem bil marufi. Önce ilk işleri emri maruf. Ye'emrune bil marufi. Marufu emir. Tavsiye, söylemek. Bakın ilk özelliği müminlerin erkek kadın ilk özellikleri bu. Emr-i maruf. Nedir maruf? Genelde Türkçe mealler iyiliği emreder diye bunu çeviriyorlar ama tam anlamı verilemiyor orada aslında. Aslında maruf kelimesi arefe, yarifeden gelir. Bilene arif deniyor, arif. Maruf bilinen anlamına geliyor, bilinen. Yani İslam'da bilinen konuları, bunları birbirine bunlar, söylerler, tavsiye ederler. Birkaç mümin bir araya geldiler. Aralarında bazılarının eksi noksanı var. Bunları söylemeseler, bundan onlar sorumlu oluyorlar muhteremler. Bu müminin özelliği bu. Söylemek gerekiyor. Nedir buradaki marifan, bilinen şeyler? O anda kişinin duruma göre bu değişir. Bir hasta veya bir yaralı, kaza olmuş hastaneye getirildi. Önce bunun bakar hayatına bak, yaşıyor mu acaba? Yani kalbi atıyor mu, nefes alıyor mu? Ölmüşse tabuna bakım artık buna. Önce yani kalbi çalışıyor, motor çalışıyor buna bakılır böyle. Kalbi çalışıyorsa onun hayatı organlarına bakılır. Efendim ayağında kırığa, şuna buna. En son bunlara sıra gelir bunlara. Böyle. Şimdi kişi ne yapar? Karşıdakinin eğer imanında bir zayıflık görürse önce bu konuya girmesi gerekiyor. Bilhassa gayrimüslimlerle, gayrimüslim. Nedir gayrimüslim?
Müslüman olmayan da anlamaya geliyor böyle. İngiliz olsun, Fransız olsun, Türk olsun, Arap olsun böyle. Ebu Cehil de, Ebu Leheb de Araplardı ama gayrimüslimdi, müşrikti orada. Mesela demek ki bir inancı noksan, ideolojik görüşü farklı, İslam dışı farklı. Öyle kalktı sen şey efendim işte gece kalk namaz kıl. Bu olmaz, boş şey bu. İman lazım. İmanı yok. Namaz kılmak farz değil. Kısa da boş, kabul edilmez. Önce kalbine bakılır yani. Çalışıyor mu kalbi? İmanı var mı kalbinde? Bu tabi anlaştığı kadar böyle. Bundan sonra farzdan başlanır, farzdan başlanır sonra. Kişi namaz kılmıyor. Kalksın anada, efendim işte oruç var, bugün sevap. Ramazan dışında, nafile oruçtan. Ama namaz kılmıyor kişi. Bunda bir sıranın takibi gerekiyor bunda böyle. İmandan başlayıp, sonra farzlara geliyor. Bundan sonra sünnetlere gelir. Aynı mülkeri. Ve mülkede nehi. Benim anı münkeri, münkeri ne? Münker, şeriatın kabul etmediği, inkar ettiği şeyler, dinde olmayan şeyleri yaparsa, ondan da nehy etmek. Ve hevne nehy, yani engellemek, ona mani olmak, ona da böyle. Peki nasıl sen bunu engelleyebilir bunu? Üç türlü hadiste buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Sen bir münker gördüğü zamanlar, onu eliyle, düzelsin eliyle. Nedir el? Güç, kuvvetle. Kimlere mahsul bu? Yetkililere mahsul bu. Mesela bir polis bakıyor ki bir kadına tecavüz ediyorlar yolda. Polis ne yapıyor? Güçle engellemiyor. Bir baba oğluna, kızına güçle engel olabilir. Olması gerekir yani böyle. Eğer güç yetmiyorsa o zaman hadis-i ahmeti febilisaniyi dil ile söylemekle, söz olarak böyle. Bak bu haramdır, bunu yapma diye söylemek gerekiyor. Bu da söylenemese, mesela çarşıda, pazarda açlaşıyor, geziyor, öbürü alkol almış, alkol içiyor Ramazan'da, açışa, lokanta önünde içiyor. Gidip o insan söylemesi de gerekiyor. Febikalbi'yi kalben ona kızmak gerekiyor. Burada hoşgörü yok muhteremler. Hoşgörü yok burada böyle böyle. Yani bir insan hiç saymasak olan bir şeyi yapıyorsa ona hoşgörü olmaz ona. Ona olmaz müsamaha. Önce güç ile gücü yetenler için sonra dil ile sözlü olarak buna insan imkan bulamıyorsa ortamını müsaade değilse, o zaman ne gerekiyor? Kalbine kızmak gerekiyor. Burada uzaklaşmak gerekiyor oradan. Bir insan kalbinde kızmazsa, böyle hoşgörü günümüzde içki içiyor, hoşgörüne bak ona sen bakalım. Davul, zurnalar çalıyor, ve kadın, kız, erkek dans ediyor, sazlar, cazlar çalıyor. Ya buna hoşgörü, o zaman haram muhtemelen. Hoşgörü haram muhtemelen böyle. Bu nedir şimdi? Birbirinin arasındaki emr-i maruf ve nehy-i münker, toplumun birbirinin kontrolü muhtemelen bakın böyle. Yani dinin devamı, dinin korunması buna bağlı böyle. Eğer bu müessese çalışırsa, yani mümin erkekler, mümin kadınlar böyle, erkek kadınlar böyle. Bunlar bu işi görev yaparlarsa, din korunur, toplum ahlakı bozulmaz. Efendim işte filan oğlu böyle yapıyor, bana ne? Bu neye benzer? Yangın çıkıyor bir evde, komşuda yangın çıkıyor. Ama oradaki yangın sana da gelebilir muhtemelen bu şeyle böyle. Yani toplum böyle bozulur böyle. Bir halat, geçen örnek vermiştim buna da. Bir halat kalın ip, yani gemileri bağlar genelde hep iskeleye bu şeyler onları. Bilekten kalın olur böyle. Bunlar lif gibi olur bunlar böyle şey. Bu tabii halat zamanı açtığına açtığına liflere böyle kopa kopa
Öyle gider böylece. Din de böyle. Yani canım bunda ne olacak, işte, bunda ne olacak denilse sonuçta din gider mutlu elden gider böylece. Yani topu alakası çöker böyle işte böyle. Bugün filanın oğlu içki içiyor, uyuşucu kullanıyor, şunu bunu yapıyor. Yarın size onun başına gelebilir muhtemelen böyle. Gelebilir. Demek ki toplumun birbirinin kontrolü bu. Bu şekilde böyle. Gerekiyor. Her yere bunu söylemek gerekiyor. Hazreti Ömer Radhan Hazretleri biliyorsunuz sabah namazını kılmak üzere tekbir aldı. Beşli Şerif Halife'yken. Tekbir aldı. Hazreti Ömer hemen tekbir almazdı muhteremler. Önce bir safları kontrol eder safları. Tam düzgün böyle. Hatta icabında saf arasına girer de böyle. Öne gel, geri çekil, eline bir denek olur böyle. Çek göğsünü dışarıya. Tam düzeltir safları hep gibi derdi böyle. Düzeltir safları. Bir araba geçti, tekbir aldı. Allahu Ekber. Sesi çok gürlü sesi, davul sesi vardı. Hastanelerin. Bir de sesi kesildi. Biliyorsunuz bir Melusi köle, ya da Hristiyan köle bunu hançerle yaraladı, zehirli hançerle yaraladı. Düştü oraya. Hemen ölmedi. Bir karına geldi, aşağı çekmiş hançeri de bağırsaklar dışarı döküldü. Oradan birini bir hafta ileri çekti, namazı kıldırdı. Ağır hasta. Artık buna şarap bulamadılar o günün koşullarında. Bir oporta delikleri kişi o zaman ama iğne yok muhtemelenler. O zaman narkoz yok böyle. Böyle canlı canlı diridir böylece. Bağırsaklarını dikti, karnını dikti. Bal şerbeti verdi. İçti fakat tabi tam dikilemiyor bağırsaklar. Kaçırdı aradan, sızdırdı böyle. Tekrar gene açtı yarasını muhtemelen. Tekrar bağırsaklarını şey yaptı. Bakın yani uyuştu yine bir şey bu zaman böyle. Hastane tabi kıvranıyor tabi. Sabrediyor ama. Süt verdi arkasından. Sütle biraz sonra o da çıktı bağırsaklardan dışarı böyle. Dedi ki ya Ömer dedi vasiyetini yap. Hayatın biter sen de böyle. Vasiyetini yap. O anda biri ziyaretine geldi kendisini. Bir genç. Çok sağlısını seviyormuş böyle. Ağlara geldi. Geçmiş olsun işte. Hasemi ondan bir kusur gördü onda. Hemen orada evvel onu söyledi. Bunu böyle böyle yapma dedi. O anda ölüm halinde ziyaretine gelmiş onu söyledi. Yani günümüzde bu müessese çalışmıyor muhtemelen böyle. Çalışmıyor günümüzde böyle. Kadınlar bir araya gelirler. Birbirinin eksiğini, kusurunu görmeleri gerekiyor. Bunu birbirine söylemeleri gerekiyor. Erkekler bunun gibi. Hatta bir erkek yabancı kadına bile, yolda bile söyleyeme dinimizde izin var, dinimizde. Tabii yapabilirim. Başka mesele bu uygulanması. İzin var dinimizde. Söylemeye gerekiyor. Bu nedir? Toplumsal bir kontrol, düzen böyle. Dini koruması için. Demek ki müminlerin ilk özelliği bu. Yani dini sahiplenme, din benim dinim deme, dine gelen bir zararın için titremesi. Biri yeni bir araba almış, sıfır. Son model, sıfır kilometre, hep yeni araba almış aynı notasından. Evin dükkanına bunu çekti bunu. Oradan bir çocuğun yaramaz çırabı biri bir çizdi, mal şey çizdi onu bu şekilde. Kişi ne yapar dedim, onu işi cüz dedim hatta. Cüz dedim ben işi sadece. Yeni bir elbise diktirmiş, hazır almış neyse, yepyeni bir şey. Onun daha yeni giydi. Yağışı havada şöyle bir araba hızlı geçti. Üzerine sıçrattı üzerine böyle şey. İnsan nasıl kızar o anda? Demek ki elbiseye gelen zarara, araba gelen zarara insan nasıl kızabiliyor böyle. Eline gelse bağırır, çağıracak, kavga edecek insan kişi bu şekilde. Dine gelen zararda duyarsız olmak, bu Allah korusun,
imanın zafiyeti muhtemelen böyle. Yani dine gelen bir zararda duyarsız olmak, hiç umursamamak bunu, imanın zafiyeti bu. Önce bu gerekiyor. Sonra Mevlam buyuruyor, hükümüne salate ve bunlar namazlarını da dosdoğru kılarlar. Müminler, erkekler namazlarında vaktinde farzıyla, vacip, sünnetiyle, erkanıyla namazlarında dosdoğru kılarlar. Bu da müminlerin özelliği. Demek ki namaz kılıyorsa bir mümin, o mümin gerçek mümindir muhtemelen böyle. Öğütüğüne zekate ve müminler zikatında tas tamam verirler. Burada iki faz ibadet burada Mevlam zikrediyor bunları. Namaz, zekat. Nedir bunlar? Namaz bedensel ibadetlerin başı. Mesela Kur'an okumak dille bedenli oluyor bunlar böyle. Fakat bunların başı namaz. Zekat nedir? Bu da mali ibadetlerin başı da zekat, mali ibadetler, ekonominin böyle. Bir insan beş yıl namazını düzenli kılıyorsa, zekatını tam veriyorsa, diğer yapmasını daha kolaylaştırır kimseye. Ama kişi beş yıl namazını kılamıyorsa, düzenli kılamıyorsa, zekat da veremiyorsa, onun dini yarım oluyor. Oluyor böylece. Ne yazık ki öyle Müslümanlar var, yani gerçekten kalbi falan temiz yani, ahlakı falan güzel bir Müslümanlar var. Bakın namaz konusunda gevşekler ama. Onlara göre canım bu bir borç bu. Borç ama Allah'a karşı borç. Allah'ın emri muhtemelen böyle. Sonra namaz aslında borç demek ki namazda şey değil, borç anlamında borç yok. Borç böyle. Namaz borç anlamına gelmez de namaz aslında gıdadır. Manevi gıdadır. Böyle. İnsan ruh bedenden oluşuyor insan. Ruh ve beden. Beden gıda alması yaşar mı? Yaşamaz. Önce hava alacak beden. Hava solucu. Her yerde lazım bu. Yani tuvalete, banyoda her yerde hava şart. Yani tuvalete almayayım hava da biraz su alayım. Yok. Bu neye benziyor? İmana benziyor. İman böyle. İkincisi su. İnsan ağaçta uzun zaman dayanabilir ama su lafa dayanamayız. Susuz insan böyle. Çünkü beden çekildi mi kanda yoğunlaşma başlar. Kanda yoğunluğun başlar. Kan yoğunlaştı mı tabii damara kan dolaşım durur. Ölür insan böyle. Bu da nedir? Farzlar işte. Farzlar ve su böyle. Sonra diğer gıdalar. İbadetler de aslında ruhun gıdası bunlar böyle. İmansız ruh yaşayamaz mı? O ruh ölü anlamına gelir. Yani kalp ölü budur böyle. Kalbin kararması budur. İmansız böyle. İnansız. Allah korusun tehlikeli bir şey imansız mı? Böyle. Önce kişi kendi dünyada huzur bulamaz böyle. Acıcı olur, sıkılır, bunalır, daralır. İçinde stres olur. Hayatı böyle geçer. İmansız kişi. Sonra demek ki namaz nedir? Ruhun gıdası muhtemelen. Ruh gıda aldı mı, ruh böyle huzur bulur, rahatlar muhtemelen. Ne zaman? Eğer namaz güzel olursa, olası muhtemelen. Ayet-i Kerim'de geliyor, Mevlam buyuruyor. Ama insanı alıkoyar. Ne kadar? Fuhşiyat ve münkerattan böyle. İnne salate başlıyor. Ama insanı alıkoyar. Fuhşiyattan, münkerattan. Bir insan beş vakit namazını kıldığı halde harama gidebiliyorsa, harama bakabiliyorsa, münkerat, içki, kumar, şunları bunu yapabiliyorsa, sağlıcağı düne gidebiliyorsa, namazında kusur eksik var. Bir gün Hazreti İbni Abbas Hazretleri'ne sohbet yapıyormuş. Peygamberimizden sonra, Aleyhisselam'dan sonra
Biri geliyor sohbetinde. Ya İbn Abbas diyor, benim de şöyle bir kusurum var, bir günah yani. O günahı bırakamıyorum. O günah bir bağımlılığım var, ona gene kurtaramıyorum. Ne yapayım? Ona tavsiyesi, namazını güzel kıl. Güzel kıl bakın. Biraz da başka biri geliyor. Tabi devam etken soru soruyor kendisine. O da şöyle, o da başka bir günaha müptele olduğunu, bağımlı olduğunu, mesela biri kızıyor, öfkeleniyor, biri şunu bunu yapıyor böyle bir şekilde. Böyle değişik insanlar geliyorlar, günahları farklı güne işliyor ama. Onu bırakamıyorum diyorlar böyle, bağlıyım onunla diyorlar. Her birine bunun tavsiyesi, ilacı nedir? Verdiği cevap, namazını güzel kıl, namazını güzel kıl. Cemaatine biri dayanamadı. Ya İbn Abbas, ey Abbas oğlu yani. Ey Abbas'ın oğlu, radıyallahu anhüm hazretleri. Birkaç arkadaşımız geldi, sorular farklı, cevap aynı ama. Namazını güzel kıl. Ayet-i Kerim okudu böyle. Ayet-i okudu. Yani namaz bak, hem de اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا فَحْلُ الْمِنْكَرِ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَا فَحْلُ الْمِنْكَرِ Muhakkak ki namaz bak. Kesinlikle Allah buyuruyor. O namaz insanı alıkoyar huşyata, münkerattan böylece. Yine Peygamber zamanında az saadette bir gençliğin adı anıldı Peygamberimizin sohbetinde. Dediler ki, ya Resulallah, bir genç var, 5 vakit namazını camiye geliyor, namazını çok güzel kılıyor namazını. Namazını güzel kılıyor. Ama işte onun şu bir kusur, bir günah eşiği var, düşkünlüğü var, onu bırakamıyor. Hüseyin Aleyhisselam Hazretleri, namazı, güzel namazı onunla alıkoyar buyurdu muhtemelen ben. Ve alıkoydu beni. Demek ki ölçü bu muhteremler. Acaba namazımız kabul oluyor mu? Acaba namazlarımız mahşer kadar uzanacak mı? Burada kalıyor mu? Mahşerde mizana konacak mı? Eskilerimizin mektup gönderilirdi eskiden. Yoktu şimdi tam bir telefon. Mektup gönderilirdi. Mektupta eğer adres yazarken yanlışlık oldu mu, mektup gitmez tabii, geri gelir muhtemelen. Günümüzde de telefon çevirirken bir numara yanlış verir bir numarayı. Tek bir numara. Yalnız bastık, çıkmıyor karşıya. Allah'a çıkmıyor acaba bu. Basıyorum ama çıkmıyor. Başta çıkıyor. Gene misin, yine misin? Kızıyor karşı bu sebebi. Ne arıyorsun benim böyle? Demek ki bakın bir numara yanlışlığı ne yapıyor? Mektup o iletişim sağlamıyor muhtemelen böyle. İşte namazla bile kurtulursa Allah korusun, maaşla yapın namazı varamıyor muhtemelen. Şey konamıyor böylece. Nedir bunun ölçüsü, namazın ölçüsü? Eğer namaz bizi kötülüğe alıkoyuyorsa namazı kabul oluyor. Nasıl alıkoyuyor namaz insanı? Eğer bir namaz kabul olursa kişi bundan dünyada peşin birer olur. Mutlaka olur böyle. Mutlaka olur böylece. Ne alır insan bundan? Bir tat alır namazdan. Feyiz alır namazdan böyle. Hatta ayetin sonunda Mevlam buyuruyor, Allah'ın zikri daha büyüktür. Vele zikrulu ekber. Vele zikrulu ekber. Allah'ın zikri namazdan daha büyük. Bak. Hangi Allah'ın zikri? Bu zikir, hatırlama, huzur anlamına geliyor burada. Bir insan namaz kılarken Allah hatırlasa Celaluhu, Allah huzurundayım diye. Allah beni görüyor, biliyor. Mülk onun mülk. Egemen odur. Böyle. O bizim Rabbimizdir. Böyle. Ona döneceğiz mahşerde. Biraz da Fatiha'da ne geliyor? Malik-i Yevmiddin okuyor. 40 defa gününde. Malik-i Yevmiddin günün tek malik, hakim, egemen Allah Celle Celaluhu böyle. Yani o anda namazda kendimizi mahşerde kabul etmemiz gerekiyor. Mahşerdeyiz.
hesaba çekilmek üzereyiz böyle. Bin bir ayak üzerine böyle. İzdiham böyle. Bütün mahlukat orada böyle. Hesaba çekileceğim. İşte Mevlam buyuruyor. Namazda Allah'ı hatırlamak namazdan daha büyük böyle. Yani sırf bedensel namaz ama kalp gaflette. Yani bizim yaptığımız gibi günümüzde muhtemelen. Allah ver gevşir, Allah ekber böyle. Artık akıl orada, fikir orada, göz orada, gönül orada böyle hiç ne okuduk, ne kıldık ifade değil muhteremler. Bir köyün birinde Ramazanmış, yazın sıcak günleri Ramazan'ı gelmiş. Bir abinin öküzü aslanmış birdenbire, öküzü. Onun tabi çift öküzü sürülüyor. Büyük ineğin büyüğü yani böyle. Hastalanınca bakıyorlar şimdi aile karı koca birbirine müsaade ediyorlar. Ne yapalım? Hayvan ölecek. Keselim bunu bari. Tabii kesiyorlar bunu. O zaman tabi dondurucu yok. Saklama yok bu şekilde. Hava da sıcak. Kavuruş hepsini kavuramayacak büyük öküz de. Ne yapalım? Kadın diyor ki hazır bugün Ramazan diye böyle. İftara başlayalım diyor, köylüyü çağıralım. Hiç köyle bir cevap verelim akşam böyle diyor. Kalan bir yeter böyle. Tamam mı? Tamam. Öğleden sonra geç vakti olmuş bu da. Hemen bunlar başlarına sıvı olan muhtemelen. Adam öküzü kesiyor, yüzüyor, şey yapıyor. Kadın suları kazanlara koyuyor. O köyün adeti herkes akşamladığın camide kalırlarmış. Köy adeti böyle şey. Bunda bir oğlu varmış, 12 yaşında. Diyor ki oğluna, oğlum ben diyor annene yardım edeceğim. Sen diyor camiye git diyor, namaz kılanları iftara davet ediyor bak. Sen diyor camiye git oğlum diyor, namaz kılanları iftara davet ediyor bize böyle diyor. Peki babacığım diyor, büyük çocukmuş böyle. Bir camiye git namazı kılıyor, hemen çıkıyor dışarı kapı dikiliyor. Çıkan cam amca, bir dakika durur musun? Ne var yavrum? Hoca ne okudu bugün namazda? Düşünün, ben farkında değilim oğlum diyor. Niye sordun? Yok bir şey. Soruyor. İlk kişi biliyorlar. İşte şunu okudu, şunu okudu. Birinin iki rekatta. Bir de imam okuduğunu biliyor. Üşüyor. Ama cemaatine merak. Ya bu çocuk niye soymuş acaba bu şekilde? Bakalım ne olacak? Ne var bunun işini alıp bakalım diyorlar. Şimdi ilk kişi üşüne. Babam iftara davet ediyor bize. Yani bizim mi? Evet size. Peki. Tabii köylü daha gidiyorlar böyle. Şimdi bunlar yani bütün köy gelecek diye birkaç sofra kurulmuş bir iki odaya büyük hazırlık yapılmış. Bakıyor babası bakıyor, annesi bakıyor oğlu. Aa, bir hoca, imam, iki de cemaat. Oğlum hani cemaat? Baba sen bana cemaat çağır demeden namaz kılana çağırdı bu adam. Bunu namaz kılmışlar muhtemelen. İşte muhtemelen cemaatimiz Mevlam buyuruyor. Müminler beş vakit namazını dosdoğru kılarlar. Böyle. Hem bedenen hem ruhan kalbe. Gerçek namaz muhtemelen. Ama budur böyle şey. Şimdi bizler bir insan olarak mesela biri bize karşı bir gösteriş yapıyor, seviyor, mevim bir laf ediyor. Ama biliyoruz ki kalbinden söylemiyor. Bu nedir? Geçeriz muhtemelen. Geçeriz bu böyle. Yani samimiyetsizlik. Demek ki namazda da, yani hepimizin başımıza, hepimizin derdi bu muhtemelen, hepimizin derdi bu. Ama gerçekte bu ama. Nedir? Namazda bir laubalilik böyle. Dünyada bütün işleri çözümünü namaza kavuşturmak, hep aklı gönlü namazda, namaza değil de oraya vermek, bu nedir? Bir samimiyetsizlik muhtemelen Allah'a cezalı böyle. Elden geldiği kadar ne gerekiyor demek ki namazdayken? Kendimizi namaza vermek. Allah huzurunda cezalı böyle. Ondan sonra selam çıkalım, ondan sonra düşürelim ondan sonra. Ve zikâtı verelim elhamdülüyor. Zekat da verirler bunlar. Zekat aslında nema, büyüme, temizleme, tezkiye anlamına geliyor. Malı da bu temizliyor.
Yani ağacı budamaya benziyor. Zekat verirken gerçekten mal çıkar gibi görünüyor. Kasadan çıkıyor yani. Cepten çıkıyor böyle. Bakıyor kişi, bayağı bir para çıkıyor. %2,5. 1/40. Tabii çoksa da büyük meblağ çıkıyor. Bu neye benziyor? Ağacı budamaya benziyor. Büyük, kocaman bir ağaç. Onu budu derken anlamayan kişi, Allah niye bunda bu kişi ağacı, yazık o ağacı der böyle. Halbuki ne olur? Ağaç daha gür olur, daha meyvesini fazla verir muhtemelen böyle. Zekat da bunu eksilmez, artar. Ne ama büyüme olur bu namaz muhtemelen. Artar vereceğim böyle. %2,5 bu farz olanı böyle. Farz olanı, bunun dışında tabii nafile olarak da kişi istediğine verebilir. Vermezse günah var mı? Yok. Verirse ne olur? Ahirete gönderir. Muhtemelen. Ahirete gönderir. Bir gün İrmeten Hazretleri Gülsün'ün padişahken orasında padişahını bıraktı. Dervişi işi vurdu. Allah yolunda Allah'ın aşkıyla yanında tutuştu. Tabi yolda kişi boş kalmaz. Bir keramet erdi. Bir gün bir yolda camiye uğramış. İki namazı kılmış, oturmuş cami önünde. O köyden biri geliyor. Köylü bunu biliyor ama gerçekten fakirmiş, çok. Geliyor, ey cemaat biliyorsunuz durumu diyor. Çoğu köyde aç. Biraz arpa buğday almaya param yok. Yani katık istemiyor. Arpa buğdaya razı böyle. O neye ölçecek bunlar böyle. Tabii o bu veriyor, bir şey veriyorlar. Yalnız ona para veren ama şartla koşuyor. Anneme dua et, babama dua et, bana dua et. Böyle şartla veriyor. Sıra ayetime geliyor. Onun cebinde bir dinar varmış, bir para varmış cebinde böyle. Tek o kadar. O da onu veriyor. Veriyor ama he dua ediyor o isteyene şimdi. Allah senden razı olsun. Allah cennetine koysun. Allah her şeyin muradını versin. Hep dua ediyor ona. Böyle şaşırıyor ki Allah Allah. İbrahim ne yapıyorsun sen? Hem sana veriyorsun, o sana dua etsin. Yok, ben onu dua etmem lazım hayat diye. Bunlar diye postacı. Bunlar diye postacı, farif postacı, parası postacı bunlar böyle. Alıyor parayı, bir ahde götürüyor bunlar böyle. Yani gelmese de diyor ve kalacak. Ölse mi de kalacak burada böyle. Şimdi dünyadan bakınca, kişi verirken genelde bir bahanesi olabilir böyle. Yani acıma, içinden candan koparma. Böyle mal canı yongası böyle. Yani bir candan koparma verirken şey gibi oluyor. Dünyadan böyle görünüyor. Bir de mahşerden bakalım. Mahşer hesap başındayız. Mizan başındayız. Günah sevap tartılıyor böyle. O zaman ne yapacağız? Ne vermişsek mizana konuyor böylece. Hem katlanarak en az 10 katı böyle. Daha katlanıyor. Katlanarak buraya konuyor. Oradan bakınca durum farklı oluyor şimdi muhtemelen. Bak, daha gönderseydim. Oradan muhtemelen gönderseydim bana. Ve Resulü'ye. Ve Allah'a itaat ederler melamburiye. Yutu'unullah ve Resulü'ye. Ve yuti'une itaat. İtaat. Eta yutu'yu filmimize giriyor burada. İtaat ederler. İtaat emrine tam bu neme. Allah'a ve Resulühü, Allah Resulü peygamber itaat eder bunlara böyle. Allah'a ve Resulü itaat. Yani ben Allah'a itaat peygamber etmem derse olmaz böyle. Var ya günümüzde böyle Kur'an Müslümanları böyle. Yani peygamber dışlayanlar böyle. İslam değiştirmek için İslam'ın 4 temeli vardı. Edile şeydir bunun. 4 temel İslam'ı vardı böyle. Kitap, Sünnet-i İcma'yı, kıyas-ı fukaha böylece. Bunlar ne yapıyorlar şimdi? Yani kitabı kabul ediyorlar. Peygamberi dışlıyor. İcma'yı dışlıyor. Kıyas-ı fukaha dışlıyor. Yani 4 temelden 3'ünü yıkıyor. Tek temelde sallanıyor mutlu bu sefer. Bunun için ne gerek Allah'a Celle Celaluhu'ya? Peygamber'e de itaat. Nedir Allah'a itaat? Emirlerini yapmak, neyinden kaçınmak. Emir yasaklar var böyle.
Evlenmezse şu haram kılmış, yasaklanmıştır. Ondan kaçınmak gerekiyor. Peygamber itaatta nedir? Peygamberin sünnetine sarılmak. Mesela bir örnek vereyim. Sabah namazı, akşam namazından sonra Hüvallahu Hüllezi okunuyor. Haşr'ın son 3 ayetlik okunuyor. Hadiste böyle geliyor. Son 3 ayetini okunması gerekiyor. Hadiste geliyor. Sünnettir bu. Bazıları mesela Levenzel'den başlıyorlar. Bu tekvalı değil muhteremler. Yolun başında mı? Sünnet budur mu? Peygamber daha daha sevap. Yani 10 ayet okumaktansa Peygamber'e bakın daha sevap. Peygamber'e bağlanmak, itaat etmek ona böylece. Ulaike selamullah. Ulaike işte bunlar var ya Mevlam buyuruyor bu iş yapanlar. Seyerhamuhumullah. Seyerhamuhumullah. Bu da aslı rahime yerhamı. Film zahrediyor. Hum zamirdir onları anlamaya geliyor. Aslında sin gelecek için gelir. Mesela yakul, sefe yakul ileride. Se yakul ileride. Buradaki sin ise tekit için geliyor buradaki böyle. Allah rahmetini kapacaktır bunları. Allah rahmetini kapacaklar. Bunu Allah rahmetine kavuşacaklar. Rahmet. Nerede? Dünyada, kalb-i mahşerde ve tabi sonra cennette. Demek kim bu amelleri yaparsa o kişi Allah'ın rahmetinin altına giriyor. Allah'ın korumasına giriyor. Rahmetine giriyor böyle. Kişi bunu dünyadan fark eder. Gönlü rahatlar. Huzuru bulur. Allah'a tevük teslimiyeti olur. Gönlü rahatlar, huzuru bulur. Gönlü rahatlamayınca kişi maddi açıdan ne olursa olsun işi gücü makam mevkiye muhtemelen. Yani evi, sarayı, köşkü ne olursa olsun ama gönül bir daraldı mı, gönül bir sıkıldı mı, ruh bir sıkıldı mı, huzur bulamadı mı dünya zindan olur böyle. İşte hordun sahibi intihara kalkıyor, muhtemelen. Kabirde nur olur tabi bunlar kabirlerde. İnnallâhu azîzün hakîm. Allah Celle Celaluhu Mevlamız azizdir ve hakimdir. Aziz bu Esma-i Hüsna'dan. El Aziz Mevlam aziz izzet sahibi, güç kuvvet sahibi Mevlam. Kimse onun gücüne üstün gelemez, engelleyemez. Rabbim ne dilemişse onu yapar. Kimse buna engel olamaz. Mesela bir insan kim olursa olsun, dünyanın en başkomutanı olsun kendisi, ordu hareket edecek, bir hava koşulları, uçak kalkmıyor. Bir sis kaplıda havalanını, sis. Uçak kalkmıyor. Bir tipi oldu, uçak kalkmıyor, tank çalışmıyor, şu bu çalışmıyor. Efendim şu engel, bu engel oldu. İşte hanım hastalandı, çürük ağır hastalığı acile götürdük, doktora götürdük. Demek ki kula bir şey engel oluyor muhteremler. Ama Allah bir şey dilemişse olur muhteremler. Yani hakim Mevla her şeyi hikmet ile yapar. Neden bu şekilde bu? Aklımıza gelmez bazı şeylere. Fakat zaman gelir, kişi bunu anlar muhteremler. Öyle olması gerekiyor demek ki. Şimdi bunlar dünyada. Bir de bunun tabi uzantısı var ahirete. Oraya bakalım. Ve adallah. Allah vaat ediyor şimdi. Allah'ın vaadi. Yine gelecek mi? Gelecek. Elmi ve minati. Burada Mevlam vaat ediyor. Mümin erkeklere, mümine kadınlara. Cennatin cennetleri. Cennet, cennetin çoğulu. 8 cennet var. Biri nerede? Biri kim bilir kaç milyar ışık hızı ötede ama. O kadar büyük cennetler böyle. 8 cennet var. Burada Mevlam vaat ediyor. Ahirette cennetleri.
Evrende tek güvenli yer cennetler. Tek güvenli yer cennet muhtemelen. Art alemine bakıyor cennetler. Tek güven orada böyle. Velhabili mekamul emin. Müttekil orada meka eminde güvenli yerde. Tecmüt aynhar alttan ağaçlar akar, nehirler akan. Tecrimt aynhar. Ağaçın altından nehirler akıyor. Şimdi önce cennetin güzeline bahsederken önce ağaçlar ve akar sulardan bahsediyor. Genelde Kur'an'da böyle. Neden acaba? Hikmeti var zaten. Önce tabii mahşere gidiliyor. İkinci sur üflenmesiyle beraber ahiret alemi başlıyor muhtemelenler. Ölen insan ahirete gitmiyor. Berzah hayat ve alemine gidiyor. Berzah alemi ama başka böyle. Ahiret değil orası böyle. Berzah alemi böyle. Ne zaman ahiret alemi başlıyor? İkinci üfleyince böyle. Yer göğü değişecek, düzen değişecek, başka dengeyi geçirecek. O zaman ahiret alemi başlıyor böyle. Ölüm sayede başlanıyor. Önce kabren kalkılıp mahşere gidecek. Haşr toplama yeri, işte mekandır mahşer. Toplama yeri böyle. Ne kadar canlı varsa, canlı, bitki hariç ama tabii. İnsan, hayvan, melekler, cinler, daha bilemiz varlıklar gökte ne varsa göklerde, gezegen ne varsa, gelecekler mahşere böyle. Üst üstüne böyle, izdiham böyle. İzdiham. Dünyada olacak bu ama dünya değişecek ama. Dünya çok büyüyecek bu dünya. Çok dünya büyüyecek. Dünya dümdüz olacak. Deniz, çukur, dağ, tepe kalmayacak böyle. Gümüşümsü bir metal, maden olacak. Dünyanın yüzeyi yanacak. Güneş de yakın olacak dünyaya. Güneşin daha gücü büyüyecek. Yanmaya başlayacak. Muazzam izdiham. Herkese mahşerde. O gün oranın egemeni yalnız Allah Celle Celaluhu. Dünya araya seyahatlere giriyor. Dünya araya seyahatlere giriyor dünyada. Orada artık sebep yok böyle. Kul parmağına kımıldı Allah izin vermezse kımıldı tam yeri böyle. Herkes böyle orada başlayacak yalın ayak. Tabi tabandan yanıyor. Güneşten başı yanıyor. Mahşerde ve korku. Korku. Ne olacak halim? Allah korkusu çekecek, kulunu sorguya çekecek. Sorgu çekilme böyle. Şimdi orada açlık var tabii, susuzluk var, ölüm yok ama. Kişi yanacak böyle, ciğerler yanacak böyle, dili kuruyacak. Su, su ne böyle. Bir damla suya hasret böyle. Tabii su içen olacak Havz-ı Kevser'den. Onlar farklı insan tabii onlar. Şimdi mahşeden sonra ne gidilir? Cennete girince önce ağaçlar akar sular muhtemelen böyle. Akar sular muhtemelen. Girince tabi ehli cennet geceleri kapayacaklarını kapısına. Kimler var? Peygamberler, sıdıklar, şehitler, evliyalar böyle, müttekiler, zahitler, böyle makam makam müminlerden müttekiler kapıya gelindi. Rıdvan karşılayacak bunları. Buyurun bakalım. Yani girin bakalım. İzin verecek muhteremler. Tabii cennet hayatı farklı hayat ama. Yani dünyadaki denge düzene benzemiyor muhteremler böyle. Hiç kimse böyle hayalen cenneti tasavvur edemez. Hayalen canlandıramaz. Çünkü örneği iş yok. Dünyaya benzemiyor. Başka denge düzen orada böyle. Peki dünya bunun örneği var mı? Her şey örneği var dünyada muhteremler. Her örneği var. Düşünün ki bir insan doğduğu yer kutup doğmuş. Yani Sibir'de doğmuş. Yani kutup doğmuş, kutuplarda doğmuş. Orada doğmuş. Orada yaşamış. Orada büyümüş. Başarı görmemiş. Ömrün kutupta geçmiş. Bir de ekvator var şimdi dünyada. Bakın bak. Aynı dünyada böyle, ekvatora böyle. Tamamen zıttı. Ekvatorda buz. Diğer tarafta buz. Altı ay gündüz. Bak mütehendiler. Her taraf buz böyle. Sebze, meyve, ağaç, maaş yok. Bitki yok mütehendiler. Her taraf buz. Ekvatorda
Gece gündüz hep 12 saat. Hiç değişmiyor kurtardı. Hep aynı 12 saat gece gündüz. Orada sıcak mı sıcak. Her şey bu şekilde böyle. Şimdi kişi kutuda yaşıyor. Orada o büyümüş. Başka görmemiş. Onu derse ki işte bir ekvator diye bir yer var bu dünyada. Ve orada hayat başa hayat derse inanılmaz olur mu böyle şeyler muhtemelen böyle. Ekvator hayatı da kutuba benzemiyor benim. Yine mesela bir insan çölde yaşıyor. Göçebe çölde yaşıyor. Çadırda yaşıyor bir şey. Çölde ama. Su bir şey yok böyle şey. Uzak kuyudan su çekip bir anca getirebiliyor. Çölde yaşıyor böyle. Bir de mesela biz ülkemiz gibi böyle elhamdülillah güzellikler var böyle. İşte cennetteki düzen de farklı düzen. Orada gece gündüz yok cennette. Gece gündüz yok. Böyle. Zaman birimi yok cennette. Dilim yok cennette artık böyle. Nuru kendisinden nur o böyle. Aynı iklimde. Bol her şeye bol. Büyük mü büyük cennet. Orada ne var? Ağaçlar var. Ağaçlar var ama denge düzen başka. Ağacın kökü yukarıda, dalı aşağıda. Ağacın dalı lazım insanlara. Şimdi çıkacak merdivenler. Çıkmıyor ağaçlar. Dalı aşağıda. Orta bir zaman olmadığı için de her zaman her meyve hazır cennette. Halini fiha orada bir de ebedi kalınacak. Halidine fiha. Orada ebedi kalıcı olduğu halde. Halde hal anlamına geliyor burada. Ebedi orada kalacaklar. Ebedi. Yani gittik yeri değil. Yani. Üç gün, beş gün kalacaksın bir tatil yeri değil. Böyle. Tatil yeri değil. Ebedi hayat. Yaş 33 erkek kadın. Aynı yaşta. Aynı bu. Herkes Adem Aleyhisselam'ın boyunda. Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinde. Daha Aleyhisselam sesinde. Herkes güzel muhtemelen. Kadın erkeği aynı yaşta. Herkese de huzur. Gönüller gayet ferah. Yani yer çekimi yok cennette. Kilo sıfır. Kilo almak yok orada. Yedin içtiğin kazanıp çıkıyor dışarıya. Tuvalet yok. Burun akmıyor, kulak akmıyor, göz yaşı yok. İdrar yok, şu bu yok. Kir yok. Kirlenmek yok. Terzi merci yok, berber yok. Saç da büyümüyor, tırnak büyümüyor cennette. Kim berberlik yapar orada böyle? Ne yapsın ya berberlik orada? Her şey bu muhtemelen böyle. Saç bilmiyor, tırnak kesmesi yok. Yıkarmak da muhtemelen cennete böyle. Kir yok, toz yok. Tek bir sinek, pire, mikrop yok cennette muhtemelen. Toz yok cennette. Yani farklı bir hayat muhtemelen böyle. Farklı bir hayat. Gerisi yok. Artık işte düğün, öbürsü gün, yarın, haftaya yok. Aradan milyonlar yılı geçiyor. Aynı yaşta. Hep aynı huzurda. Hiç işi değişmiyor böyle. Biraz işte filanla canım sıkıldı. Şuna canım sıkıldı. Yok mu böyle? Herkes iyi oluyor böyle. Hatta iyi olmayan giremiyor oraya. Önce yanacak, iyi olacak. Yani günah yanacak önce böyle. Herkes iyi. Herkes tam ve salih insanlar. Herkes dört ötek Müslüman oradakiler. O şekilde oraya giriyorlar. Gayet böyle her şeyin güzel. Mesakine tayyibe ve mesakine tayyibete. Bir de tayyip, pak, tertemiz meskenle, köş saraylar. Mesakin, meskenin çoğulu. Geliyor. Tefsir-i Kebir'de bu mesakin üzerinde belki bir sayfa izah ediyor muhtemelen böyle. O mesken üzerinde. Altından, zümrütten, inciden, yakuttan, böyle en şey mücevherden böyle, köşk böyle. 70 kat. Her katı 70 daire. Her daire döşenmiş, dayanmış. Cennet ipekleriyle, yataklarıyla. Ama şeffaf. Yani mücevher ama birbirini odaları gösteriyor birbirine. Gösteriyor. Üzeri taras, üzerine tubacın dalları. Yani bir insan o kadar büyük bir şey köşkleri dünya yılı ile kişi yıllarca geçsin köşkleri bitiremiyor. Her da pırıl pırıl huzur içerisinde, köşklerinde.
Fi cenneti adın ve adın cenneti olanlar bunlar bilhassa. Adın cenneti. 8 cennet var ya, biri adın cenneti. En güzel cennet de bu. Tabi buraya girenler, ne bir sıdık şehitler böyle, buraya iyiler buraya giriyor buraya. Her cennetin meyvesinin tadı farklı. Dünyada bile mesela filan yerinde de filan yerin elması daha güzel, filan yerin portakalı daha güzel, filan yerin fasulye daha güzel oluyorlar bak. Dünyada bile sevdiği meyve farklı oluyor böyle. Filan yerin karpuzu tatlı olur. Demek ki farklılık dünyada bir örneği var mı böyle? Her cennetin meyvesi, tadı da farklı oluyor. Gıdası daha farklı, havası daha farklı oluyor böyle. Daha farklı oluyor. Orada havaya soğumak yok cennette. O da yok. Havaya soğumak cennette böyle. Şimdi o da insanın külfeti böyle. Durmadan nefes aldın, nefes aldın, nefes aldın, durma Allah'a ver. Bu bir külfet bu insanlara böyle. O da yok cennette. Namaz yok cennette. Zekat zaten yok cennette. Çalışmak yok. Çamaşır yok, ütü yok. Bulaşık yok. Yani böyle ekmek yapmak yok, yemek yapmak yok. Böyle çarşıya, pikniğe gitmek yok, pazar etmek yok, markete gitmek yok. Her şey hazır böyle. Her şey hazır. Huri kızları var, erkek bildanlar var, genç delikanlılar, çocuklar. Bunlar hizmet ediyor insanlara böyle. Ediyorlar. Mesela su eline getiriyor böyle. Ama suyu kaldırmıyor ama. Çünkü sıfır kiloda. Geri çekim yok. Yani tutuyor elinden böyle. Geziyor. Herkesin eşi olacak yani. Eşi herkes. Eşi böyle. Herkesin eşi olacak. Her erkek eşinde ardını bulacak. Her kadın eşinde ardını bulacak. Her kadına muhteremde. Yani başı sevmeyecek başkasına böylece. Her erkek eşinde eşini bulacak böylece. Ahlakı, her şeyi onu bulacak ondan. Ve oradaki sevgi hiç azalmayacak, artacak, azalmayacak tabii böyle. Ebediyen bu şey böyle. Orada tabii doğum yok cennete muhtemelen böyle. Yani çocuk olsun, olmayacak böyle. Dünyada mesela bu insan çocuk da sakındır icabında. Yine tam olmaz sevgi. Orada buluyor cennete böyle. Yani çocuk orada doğmayacak, olmayacak orada. Ve tabi böyle kadınlarda adeti görmeyecek, cenneti görmeyecekler. Tertemiz olacaklar kadınlarda. Bir de muhteremler, gerçi mahrem mesele ama kitaplar bunu yazıyor. Hadis'te buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri bunları. Bir de cinsel ilişkide kişinin iradesinden bağlı olacak muhtemelen böyle. Yani dünya gibi kısa boşum olmayacak dünyada böyle. Hatta akıntı gelmeyecek cennette. Akıntı yok cennette. Yani kişi istediği kadar eşinde görüşebilecekler bunlar. Elinde olacak bunların. Fakat bunun üzerinde bir şey daha var ama şimdi muhteremler. Bu da yeterse şimdi. Rabbim buyuracak kullarına muhteremler. Kullarım benden razı mısınız? Bir zaman sonra ama. Ne kadar bir zaman sonra? Orada zaman yok ki bilinmiyor. Belki 1 milyar sonra. Bilmiyor bence. Tabii cennet herkes birinin işini buldu. Peki nasıl olacak bu evlenme cennete muhteremler? Dünyadaki eşinden iki taraflı birine böyle razı şeyler, ilgişilmişlerse iki cennete girerlerse oraya beraber olacaklar cennete böyle. Cennete girerlerse ikisi böyle şey. Dünyada geçirmişler ama işte çok çocuk yetim kalmasın diye şu diye bu diye böyle artık bir aşırı alıyor, biraz sabrediyor, biri bahsi görüyor icabında böyle zorla katlanıyor. Yani zorla bu yuva yürütülüyor böyle. Ama biraz zoraki oluyor böyle, huzurlu olmuyor fazla. Bunlar iki cennete girse bile orada beraber olmayacaklar mesela. Olmayacaklar böyle. Şimdi dünyada genelde çoğunlukla kadınlar fazla oluyor dünyada. Hikmet var tabi bunun. Cennette eşit olacak sayı. Erkek kadın. Peki ama dünyada kadın fazla da
Niye cennete eşli oluyor? Muhteremler, hadis-i bir Aleyhisselam Hazretleri, biraz gelsin cennete baktım, orada kadınların daha çok olduğunu gördüm. Muhteremler. Sordu kadınlar, ya Resulallah, neden biz orada daha çok orada? Buyurdu, size çok lanet ederse, lanet ederse, lanet ederse, çok muhteremler. Lanet etme. Yani bu kadınlara çok lanet etme, beddua etme muhteremler. Evladına bile, Allah belanı al, gözün kırılır, Allah belanı versin, şöyle böyle ol. Bu çok günah muhtemelen bakın böyle. Demek ki bir anne bile bak, bir anne bile muhtemelen. İmanlı, mümine bir kadın bile, mümine imanlı bir kadın bile, kendi çocuğuna bile böyle. Allah belanı versin, şu şöyle ol, gözün kırılır olsun, ayağın topu olsun, şöyle ol, böyle ol derse, lanet edip bedu ederse, bu ne oluyor? Cihate girmesine engel olur muhtemelen. Bir zaman için tabii böyle hemen. Olmuş oluyor. Şimdi tabii öyle insan var ki kadın cehenneme gitmiş. Eri cennete girdi. Eşi cehennemde. Kendi cennete girdi. Onu bekleyecek mi onu? 1000 sene, 10 bin sene bekar mı duracak? Muhtemelen. Şimdi öyle kadın da var. Eşi korusu cehennemde, kadın cennette. Nice evliya kadın var, kocası günahkar mesela. Kadın cennete girmiş, kocası cehennemde. Ne olacak bunlar? Evlenecekler beraber birbirine muhtemelen böyle böyle. Evlenecekler, eş olacak orada. Ve cennetten sohbetler. Yani en şeyi sohbet. Zaten sohbetler cennetten bir nimettir. O hayatın bir yani yansıması sohbetler. Yani sohbetler böyle. Ve diyoruz sahabeler. Nereden geliyor sahabe kökünün? Sohbetten geliyor. Peygamber sahabe bulunanlara sahabe deniyor bunlara böyle. Sohbet buradan geliyor böyle. Ne var cennette? Sohbetler böyle. Tabi orada geziyorsun serbestsin böyle. Yorulmak var mı? Yok ama. Uyku da yok. Yorulmak yok. Dinlenmek yok böyle. Yani dinlemeye gerek kalmıyor. Hür serbestsin ama yorulmuyor ki zinde. Devamlı insan zinde. Yorulmuyor insan orada. Geziyor. Nasıl geziyor? İster uçarak geziyor. Uçarak geziyor muhtemelen. İster yüreği geziyor. İster de yattığı yerden divan da abi öyle uçarak gidiyor. Geziyor. Tabii evvela bir yakınlarına bir arama faslı oluyor önce böyle. Ne zaman? Tam köşküne yerleştikten sonra ama artık yerleşti yerine, bu senin mülkün denildi, tapusu verildi yani, mani olarak yani böyle, bu senin denildi artık bu böyle. Ne kadar veriliyor muhteremler? En fakir dünya cennette dünyanın 10 katı böyle. Bu en fakir cennetin dünyanın 10 katı mülkü, 10 katı mülkü veriliyor böyle. Dünyanın 10 katı mülkü veriliyor. Peki ama bu kadar şimdi ne yapsın o kimse? Çok büyük değil mi bu? Az bile geliyor muhtemelen orada böyle. Az bile geliyor. Şimdi bir insan yani yürürse ne kadar yürüyebilir insan? 3-5-10 kilometre yürüyor insan fazla yürüyor böyle. Fazla yürüyemez böyle şey. Kişi bindi bisiklete. Bisikleti ne yapıyor insan? Daha hızlı gidebilir böyle. Bisiklete bindi daha hızlı gider. Taksiye bindi daha az gider muhtemelen. Uşağa bindi. 5-10 kilometre, 20-50 kilometre az uşağı ama. Değmezdi bir çıkmaya 50 kilometre. Uşağı muhtemelen. Günümüzde füzeler var mesela. Füzeler var böyle. Dünya bir anda altı diyor böyle. Cennetteki hıza bakarak da, cennetteki hıza bakarak da 10 kat dünyanın büyüklüğü orada yine küçük olan insanlar muhtemelen. Mesela bak İsrail Devleti uçaklarını tabii ki yapamıyor İsrail'de. Küçük bir ülkesi. Bir zaman Türkiye'ye geliyordu, Konya'ya geliyordu. Allah'ın düşmanları. Demek ki cennette en fakirin yeri, mülkü dünyanın 10 katı. Alıyor melekler bunları. Herkes karşılıyor kapıdan. Gel bakalım Ayşe'nin, Fatma'nın, Ali Veli Efendi buraya baklar. Götürüyorlar. Burası senin mülkün bu. Bu artık ebeden senin bu.
Akıl Allah Allah. Tabii göz kamaşan. Yani akıl hayale sığmayan muhtemelen. Gözlerin görmediği, kulağı işitmediği böyle. Başka bir alem, başka bir düzen. Farklı bir alem, farklı bir düzen. Sağlığı, zindeliği, saati, hastalık yok. Böyle. Hiçbir şey yok cennette. Eşi var. Eşine tabii evvela bir doyasıyla sevişiyorlar yıllarca. Yani dünya yılıyla. Aklı başına geliyor. Ya benim annem vardı be. Benim babam vardı. Oğlum vardı, kızım vardı, kardeşim vardı, şu vardı. Acaba nerede bunları yapamadılar? Arama gizli bunlar efendim. Arama çıkıyorlar. Bulan buluyor. Birini soruyorlar ama böyle. Tanrı görüyor. Aynen tanıyor burada, aynen böyle. Komşusunun, arkadaşının hepsi tanıyor. O aleyküm selam, nasıl seyimsin derken bir sahamar yollar. Görüşüyorlar. İşte benim babamı gördün, annemi gördün mü? Tabii gören gördüm diyor. Şimdi mahşere gördüm, burada gördüm. Herkes aradığını bulamayacak muhteremler. Şimdi mesela diyelim ki bir kimse annesini babasını arıyor. Onun annesi babası arıyorlar. Onun annesi babası var. Kişi oğlunun kızını arıyor. O da oğlunun kızını arıyor. O da oğlunun kızını arıyor böyle. Yani silsile gidiyor bu şekilde böyle. Herkes de bulamayacak muhteremler böyle. Kim bulursa yakınlarını onların mutluluğu çok daha farklı muhtemelen. Bir insan annesi, babası, evlatların yakınlarına böyle, kardeşlerine, amca, dayı, teyze, hala böyle, yeğenlerine, torunlarına bir insan bulabildi mi böyle? Bulabildi mi? Bir araya geldi mi bunlar? Onların mutluluğu bakanlara gıpleşecek onlara. Mevlam soracak şimdi muhtemelenler. Kullarım, isteyin işte vereceğim size. İsteyin kullarım. İsteyin kullarım. Ne üstünü vereceğim sizlere? İsteyin benden. Rabbim ne isteyelim ki? Ebedi hayat, ölüm yok. Hastalık yok. Sıkıntı yok. Dert yok. Yarın düşünmek yok. Gelecek düşüncesi yok. Düşman yok. Mikrop yok. Bir sivrisinek yok. Yani sıcak soğuk yok. Orta iklim. Kötü bir insan yok. Her şey güven içerisinde. Her şey bol 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 böyle. Huzur, neşe, zevk, namaz falan da yok. Yani ibadet yok orada. Ya ne isteyelim artık? Diyecek Mevlam, size ben razı oldum, rızamı verdim böylece. O zaman Allah'ın rızası bunlara verilince Ekber, bu hepsinden daha büyük. Verdiğim oldu Ekber. Allah'ın rıdvan rızası cehennemden çok farklı olacak muhtemelen. Çünkü cennet o kadar güzel, o kadar güzel anlatılması tabii. Fakat bu da gene bedensel zevki tatmin ediyor cennet. Böyle. Rıza, Allah'ın rızası ise ruhsal gıda olacak böyle. Ruhlar coşacaklar Allah'ın o rızasıyla böylece. Ruhlar coşacaklar. Artık ne şey ondan sonra? Cemal. Ya Rabbi cemalini isteriz böyle. Geçiyor cennete gidiyorsun muhtemelen böyle. Bir gün Cebrail Aleyhisselam ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Hazreti orada oturuyormuş. Tabi Hazreti görmüyor Cebrail'i. Buyur Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed kardeşim, Ebu Bekir'e söyle. Allah buyurdu, Allah Ebu Bekir'den razı oldu. O da Allah'tan razı mı? Peygamber döndü, ya Ebu Bekir, bak Cebrail Aleyhisselam burada geldi. Rabbim göndermiş, Rabbim soruyor. Allah senden razıymış Rabbim. Sen Allah'tan razı mısın? Tabi Cebrail Aleyhisselam, Ebu Bekir bunu duyunca peygamber azdan muhteremler duramadı. Böyle fırladı böyle. En razı. Allah'ın merkezinden razıyım böyle muhteremler. Sen uçacak havada böyle. Hale geldi. Bu nedir? Ruhsal gıda mı? Ruhsal gıda böyle. Ruhsal gıda. Zahir fevzül azim. Mevlam işte bu nedir Mevlam buyuruyor? Fevz azim bu. Fevz azim. Artık en büyük kurtuluş, en büyük mutluluk, en büyük huzur bu böyle. Kişi artık en sonunda artık cemalda kavuştu, Allah'ın rızasına kavuştu. Ebedi hayat, artık buna hiçbir şey adım atmak burada. İlahi Teala Fatiha.